Trabzonspor 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu değerli futbol severler. Böylece Fenerbahçe 29 puanda kalırken e, Trabzonspor'da puanını 26'ya yükseltmiş oldu hocam. Devre arasında e, bizi takip edenler olduysa e, şunu söylemiştik. Çok fazla sarı kartlı oyuncu var. Herkes cebinde pimi çekilmiş el bombasıyla dolaşıyor. Bakalım ikramiye kime vuracak dedik. İkramiye Crespo'ya vurdu hocam. Bu, bilmiyorum e, tabii, testi kırıldıktan sonra diyebilirler ama biz devre arasında söyledik. E, sarı kartlı oyuncu oyunda tutmak, almak, teknik adam uyarabilir, uyarmayabilir. Bu bir yaklaşım meselesi elbette ama eleştiri konusu olabilir mi, ne dersin? E, maçın kırılma anının bu olduğunu düşünerek söylüyorum Sonrasında tabi e, skoru da detaylandırırız Şimdi teknik adamın da burada dikkatsizliği var bence bence. Ama burada sadece sen, sen bırak başka da böyle büyük takımlarda falan bu tip maçlarda Sarı kartlı futbolcu da dikkat edecek Bir aslında sarı kartı almayacaksın Önce sarı almayacaksın sonra sarıysan dikkat edeceksin Üç, teknik adamında dikkat edecek. Eğer potansiyel tehlikeli oyuncun varsa ki vardı Fenerbahçe'de bir tekim atıldı. Evet. Yani bunu e, Fener teknik adamı geç kaldı bu konuda. Hiç kimseye kızmasın. Daha evvel el koyabilirdi. Çünkü kenarda oyuncuları vardı. Tabii canım. Yani oyun, oyun, oyuna oy, oy, oyna sokabileceği, var. oynatabileceği oyuncuları vardı. E, i̇lk yarı İki takım da fiyasko. Hiç top oynamadılar. Futbol oynamadılar. Birbirlerinden çekindiler. Benim anlamadığım nokta Fenerbahçe niye bu tarz oynadı? Şimdi Trabzon gergin. Çünkü içeride oynuyor. Seyircisinin önünde. Kaybederse çok başka şeyler konuşulabilecek bir maç. Senaryo çok değişik olabilecek bir maç. Yani gergin olan taraf Trabzon aslında ve Trabzon'da oynuyorsun. Sen niye bu tarz bir oyun oynadın anlayamadım. Yani 11 kişiyken Fenerbahçe o geçen ilk yarıdaki Fenerbahçe değil. Değildi diye. Değil yani mi? şu e, Dünya Kupasına gitmeden evvelki Fenerbahçe değil. Niye onu anlayamadım. sen? Çünkü futbolunu oynayan, doğru dürüst top oynayan, yani vazifesini yapan adam yani bir kaleci vardı. Bir kişi filan Yani hiç yoktu kimse. Yok anlayamadım hocam, yok. Hadi Trabzon öyle oynuyordu ama Trabzon ikinci yarı baktı ki bu iş böyle gitmeyecek. İkinci yarıya farklı başladı Trabzon onu söyleyeyim. Farklı başladı. Golü de buldu. Golden sonra da öyle geriye çekilip mekilip rakip tekselince Abdullah Avcı doğru oyuncu değişiklikleri yaptı. Yani takımına ve maça hakim oldu bugün Abdullah Avcı. Ve 2-0'ı daha evvel yapabilirlerdi. Son dakikalarda yapsa. 2-0 daha evvel olsa daha farklı bir sonuca giderdi Trabzon son 20 dakikada. Evet. Onu söyleyeyim. Çünkü çok risk aldı Fenerbahçe ve bayağı boşluk oluştu. Evet. Yani Trabzon doğru işler yaptı. İlker hariç ama baktığı zaman maçın hakkı Trabzon'undu. Fenerbahçe de yardım etti. Fenerbahçe teknik direktörü de yardım etti. Abdullah Avcı'ya kıyak yaptı. Bunu söyleyeyim. Abdullah Avcı da bu kıyak reddetmedi. Hocam şöyle e, Fenerbahçe takımının böyle deplasman oyunlarında iç sahada da var. ...eksilip yenildiği... ...eksilip berabere kaldığı çok oyun var. E o zaman bu konuda... ...oyuncularını ikaz etmesi... ...bu konuda daha hazırlıklı olması... ...bu konuya çözüm üretecek... ...hamleler yapması gerekmez mi? Hocam Fenerbahçe takımında oynuyorsan... ...yani sen bir defa... Kendine Oyuncu da hoca da. Sen kendine dikkat edeceksin. ha Hepsi uluslararası oyuncular. Bir defa kolay sarı görmeyeceksin. Kolay sarı gördüğün zaman... İkinci sarı cepte oynuyorsun. O zaman çok daha fazla dikkatli olacaksın. Eğer oyundan kaçıyorsan teknik adamın seni alacak. Riskli oyuncun varsa teknik adamın olaya el er koyacak, alacak. Yani maalesef Jesus bu gece sınıfta kaldı. Ee, şimdi e, Trabzonspor'un da Abdullah Hoca'nın da dersine e, iyi çalıştığını e, belirtelim. Özellikle... E, dediğin gibi hocam bir kişi eksik kaldıktan sonra rakip geriye çekilip Fenerbahçe mesela 10 kişiyle 11 kişi oynadığından daha iyi mücadele etti oynadığı maçlar, kazandığı, puan evet. aldığı maçlar var. Bu kez Abdullah Avcı buna fırsat verecek bir hamle, oyunu takımını geri çekme gibi bir düşünce içinde olmadı mesela. Hocam niye çeksin? Takımını geri çekersen yani ceza alanına yakın oynarsan <laughs> gol yeme şansın fazla. Gol yememek için topu Rakip kaleye en yakın yerde oynayacaksın Ender'cim. Bu bir klasik olay. Evet. Orada pas yapacaksın. Rakibin gelene kadar en az 2-3 yerde hata yapar. Ama sen ceza alanı civarında hata yaparsan ya penaltı yap, yaparsın ya gol yapar rakibi. E, bugün ilk ya, kere, Trabzon akıllı oynadı. İlk yarıda iki takım da çok top kaybı yaptı ama maçın geleninde Fenerbahçe çok pas hatası yaptı gibi geldi bana. Çok top kaybı yaptı gibi geldi. Katılır mısın? Rakamlar da onu gösteriyor ama bunu neye bağlayabiliriz? Onu bilemiyorum. Bu devre arasında demek ki gerekli hazırlığı yapmamışlar gözüküyor. Veya başka bir şey var. Yani o ilk yarıdaki yani sezon başı ve daha devamındaki Fenerbahçe dün gece yoktu. Bu gece yoktu hocam. Bunun da bu sorunun cevabını tabii Cezus verecek. Hesabını mutlak sorar kulüp yetkililer. Niye böyle? Başarılı past ıı, pas rakamı Fenerbahçe'nin alıştığımız rakamlarının altında örneğin isabetli şutu yok direği isabetli şut olarak saymıyorlar o garip bir istatistik bak onu söyleyeyim hocam direkten dönüyor isabetsiz şut diyorlar ya o evet. garip bir durum ama 8'de 0 hadi onu desek 8'de 1 e, Trabzonspor'un 18'de 7 ki tabi şeyde çok arttı Son bölümde sanalda var hocam önünde görebilirsin. Evet. E, Toplu oynamalarda da artık orada tabii büyük bir bölümünü ikinci yarının 10 kişi oynadığı için o istatistik çok kritik değil belki ama e, Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe açısından bakınca alıştığımız oyunu oyun temposu e, oyun gücü e, yoktu bunu söyleyebiliriz. E, Trabzonspor açısından baktığımız zaman Visca döndü. Hani çok etkili değildi belki ama e, belli oyuncular yani mesela Maxi Gomez çıkana kadar gayet iyi oynadı. E, ömür savunma ömür öyle. iyi işler yaptı. Ömür iyi evet. oynadı. Bakasetas'ta baya bir kımıldama var. Baya bir artık oyunun içine giriyor çıkıyor. Bir arayı değildi. Trabzon'da öyle göze çarpan yani şu oyuncu işini yapmadı diye diyebileceğim bir oyuncuyu ben görmedim. Diğer, diğer herkes vazifesini yaptı. Bir de çok mücadele ettiler. Hüterozo çok ortada çok bastılar. öyle keza. İyi işte zaten iyi oyuncu. Yani sahaya iyi yayıldılar. Trabzon Abdullah Avcı dersine iyi çalışmış dün gece. Ya bu gece dün diyorum sanki gazete yazıyoruz ya biz. Heh. Hep dün gece dün gece diye çünkü gazete yazdığım için alıştım öyle indim aşağıya. Abdullah Avcı dersine iyi çalışmış. Takımı da iyi uyguladı. İkinci yarı tempo arttırmaya başladılar. Jesus da yardım etti. Oyuncu atıldı. Trabzon yukarıda kaldı. Yukarıyı yakaladı. Önemli bir maçtı bu çünkü. Hocam şimdi tabii 6 puan var. Fenerbahçe bir arkadaşlarımdan rica edeyim. Buraya verelim hem günün skorlarını hem de puan durumunu ona ilişkin de konuşuruz. Bir de tabii Fenerbahçe açısından kapatırken de Giresun'un ilgisi vardı hocam ekstra. Orada da yani, eksik kaldı. E, orada da eksik kaldı. İşte Konya'da deplasmanda yenilmişti. Orada da eksikti. Ama madem öyle sen şeyde yukarıda izlerken bir şey dedin. Kalmayacaksın. Kalmayacaksın o zaman. abi. Kalmayacaksın. Hele şampiyonluğu oynayan bir takımsan dikkat edeceksin ya. Ha sarı kart alacaksın kırmızı kart. Dakika skor önemli. Dakika Doğru zamanda 5'de. doğru yerde doğru Tabii. pozisyonda. Gol yiyeceksin sarı da al kırmızı da al. Ama daha 70. dakikada gidip ayağını adamın ayağına basarak veya İtiraz ederek hakeme plan kart almayın kardeşim. İtiraz ederek hakeme bir yere varamazsınız.